Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız iyiyiz, şükürler olsun. Sağlığımız saatimiz yerinde. Bir sıkıntımız yok. Bir problemimiz yok. Bin şükür. Evimi toparladım. Rutin işlerimi yaptım. Sizlere her defasında çekim yapmak istemiyorum. Çünkü sizler biliyorsunuz artık benim evimin rutin işlerini. Dedim ki aslında taze çayım da var ama şöyle canım bir Türk kahvesi istedi. Şöyle güzel bir Türk kahvesi içeceğim. Şu fincanımı aldım. Mutfağımı da gördünüz. Köpük köpük güzel çamaşır suyuyla cifli. Mutfak taşlarımı ve tezgahımı, ocağımı güzelce arkadaşlar temizledim. Böyle arada bir köpük köpük yapmak iyi oluyor. Silmek gibi olmuyor arkadaşlar. Daha temiz oluyor. Daha parlak duruyor. Ben de öyle kafam esti. Bir köpük diyelim dedik. Şimdi kahvemi alacağım. Balkonda biraz keyif edeceğim. Kahvemi de yaptım. Şöyle balkona doğru gidelim. Sürekli duyuru yapıyorlar. Her yer kapalı arkadaşlar. Şu anda çay ocakları kapanacakmış. Onun duyurusunu yapıyorlar. Biraz önce de yaptıkları duyuru hiçbir şekilde giriş çıkışlar yasak. Mesela buradan Akçay'a gitmek, Akçay'dan buraya gelmeleri. Hani her şekilde ilçeden ilçeye de giriş çıkış yasaklandığı söyleniyor. Vallahi sonumuz hayır olsun. Ne diyelim. Su söyledim. Suyum bitti. Ama hala gelmedi yani. Neden gelmedi bilmiyorum. Normalde çabuk gelmesi lazım ama gelmedi. Anne. Efendim bebeğim. Aman diye bunu sağa taktın. Sağa takıyı sağa taktın o sağa takıyor yani. Donmuyor mu? Donmuyor daha da göstereyim.
Bu da bak, bu da buraya takıyor ama sazı dolmuyor. Bu da buraya. Doluyor anneciğim, bak kırmızı yanıyor işte. O zaman bak doluyor. Sen çekil oradan. O zaman dıkkıt demedi ki. Dıkkıt demeyebilir bazen. Bak kırmızı şimdi doluyor, gördün mü? Şurada bak böyle çarpı işareti var ya. Evet. O zaman doluyor demek. Sen elleme, bunu şarjı iyice dolsun. Tamam mı? Tamam. Kıpırdatma da. Bunu oynamıyor musun artık? Ne? Bunu... Anladım aşkım. Şunu yerine götürelim. Bunu bağladım da silahını takmıştı, askerleri koymuyordu şunlar. Getirelim. Vallahi bir kahve yapayım dedim arkadaşlar. Oturup içemedim yani. Şunun camını açmıştım sabahtan. Kapatayım artık. Güneşliğini de çekeceğim buranın. Çünkü akşam saatlerinde kaloriferler, jeotermaller yanmaya başladığı için o küçük küçük minik minik kurumlardan geliyor içeriye. Ondan dolayı dikkat ediyorum yani cam açarken. Artık kahvemi içebilirim yani, soğudu. Şu su da gelseydi bir. Oturacağım artık şu köşeye. Kahve içeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz dün dondurucudan tavuklarımı çıkarmıştım. Ama haşlamadım. Haşlamamıştım. Şimdi onu çıkaracağım. Haşlayacağım. Pişsin. Ondan sonra yemek yeriz oğlumla. Şunları da şöyle. Suyum geldi. Bu arada söyledim mi bilmiyorum da. Çok geç geldi. Su niye geç geldi o kadar onu bilmiyorum da. Ama geldi. Şurada kurutalım. Bugün de akşamı ettik. Bugün de akşam oldu. Güzel bir şekilde dünden çıkardığım için çözülmüş. İyi ki de dünden çıkarmışım. Hala buz gibi tabii ama buzlu değil en azından. Yıkayacağım. Şöyle şunu alalım. Direkt haşlayacağım. Haşladıktan sonra canım böyle kızartma gibi isterse o şekilde tüketirim. Ya da haşlanmış tüketirim. En sağlıklısı zaten haşlanmış arkadaşlar. En güzeli de öyle oluyor. Şöyle güzel bir yıkayayım. Hani suyunu da değerlendiririm. Suyunu da yarın tavuk suyu çorbası yaparım. Şöyle şehriyeli güzel bol limonlu. Geç olduğu için atamadım. Artık yarın çöplerimi atacağım. Çınarı yıkayacağım. Birazdan bıcı bıcı yapacağım onu. Bıcı bıcı. Şunu da kapının önüne koyarım. Rahatça yatsın bugün o. Hava da bugün bir güzeldi. Bir güzeldi. Yorumlara bakındım. Makyaj vlogu isteyen arkadaşlar var. Makyaj vlogu da çekebilirim. Hiç fark etmez benim için. Eğer isteniyorsa çekerim. Bilmiyorum artık, yarın belki ya makyaj vlogu gelir ya da temizlik videosu gelebilir. Çünkü büyük süpürgemi açıp evi süpürüp silmeyi düşünüyorum. Evin silinmesi gerekiyor.
ısıtalım çorbayı. Hepsini ısıtmayı düşünmüyorum çünkü hepsi bize fazla gelir. İşte ondan dolayı şunu alacağım. Hepsi ısınmasın. Mercimek çorbası zaten çabuk bozuluyor. Şunu alayım. Yiyebileceğimiz kadarını ısıtacağım. Birazı kalsın çorba. Şu kadarı bize yeter. Bu geri kalan çorbayı da şu tavaya koyayım. Buzdolabında çok fazla yer kaplamasın. Şurada altını şuraya kısayım. Yavaştan ısınma başlasın. Şunu da makineye atalım arkadaşlar. Güzel yorumlar gelmiş Çağla, anlıyoruz seni. Hani işte insanlar hep sıkıldı, bunaldı. Birkaç takipçim yazmış, ne vlog çekersen çek izleriz, yeter ki vlogsuz bırakma, sohbet et sen, izleriz, hani vlog çekecek bir şey bulamıyorsan, sohbet et. O tarz yorumlar da geliyor, çok teşekkür ediyorum, gerçekten teşekkür ediyorum. Şimdi şu durumda birbirimize destek olmamız lazım arkadaşlar. Gerçekten herkes bunalmış, sıkılmış durumda. Ben böyle birkaç YouTuber arkadaşla da görüyorum, hani videolarını izliyorum. Gerçekten herkes aynı durumda, sıkılmış, bunalmış durumda. İster istemez tabii bu videolara da yansıyor olabilir. Yapacak iş bulamıyoruz veya yapmıyoruz olabilir, çekemiyoruz olabilir. Hani eski neşemiz belki çok yerinde olmayabilir. Yani bu doğal olarak herkes de şu an aynı durumda. Tabii ki de bu durumdan dolayı anlayış gösteren takipçilerime gerçekten çok teşekkür ediyorum. Benim durumumda biliyorsunuz zaten, eşim yok, karantinada. Ben küçük çocuğumla karantinadayım. Ondan dolayı gerçekten sabah kalktığım zaman ne yapacağımı bilemiyorum. Biraz uyku düzeni bozukluğum var. Ondan dolayı bakalım inşallah bu sıkıntılı günleri atlatacağız. Şuradan kanserleri çıkartalım. Şöyle. Şöyle. Mis gibi çorbamız. Çorba da çok enfes olmuş vallahi. Burada tavuklarıma çok fazlası koymuştum. Onu ilk koyduktan sonra birazını aldım, döktüm. Tavuklarım haşlandı arkadaşlar. Böyle güzel bir şekilde haşlandı. Bunun kapağını böyle yarım bırakacağım. İyice soğuduktan sonra buzdolabına koyarım. Bugün yemeği düşünmüyorum. Zaten saatte geç oldu. Videomu falan da editledim. Saat şu an 9:05 geçiyor. Videom editlendi, bitti. Çınar'a bir bakalım. Çınar ne yapıyor? Bak tavuk oyunu. Hoppo. Bak tavuk oyunu. Bak gıt gıt gıdak yumurta sıcak. İnanmazsan daha ya bak. Bak yine tavuk oyunu. Hani? Bak ya takıldı. He bak nasıl işte. Ben bu tavuğum. Aferin sana. Güneşliğimizi çekelim. Oy. Vallahi iyi ki diyorum, stor perde falan değil de böyle uzun güneşlik diktirmişim. O kadar memnunum ki arkadaşlar, o kadar rahat ki. Yıkamasında da sorun yaşamayacağım. Kaktüslerimi ne zamandır görmüyorsunuz? Şunların tatlılığına bakın. Sizler fark ediyor musunuz bilmiyorum ama ben büyüdüklerini fark ediyorum. Sadece şunlar çok hızlı büyümüyorlar.
Ama zaten ben bunları aldığımda çok küçüktü. Çok minikti yani. Yine ilk aldığım günden itibaren ben sanki büyüdü ya. Yani büyüdüğünde şuradan anlıyorum. Şu çamurlu kısımları mesela artık böyle dış tarafa çıkıyor. Bunlar küçük ama dikenleri çok batıyor. Vallahi çok keskin dikenleri var. Şunlar böyle. Kaktüslerimi çok seviyorum. Havalar ısınıp sürekli güneş gördüğünde zaten daha çabuk büyüyecekler. Kaktüsler güneşi çok seviyor biliyorsunuz. Hiç toprağını sulamıyorum. Birçok takipçim de demişti zaten. Kışın kaktüslere su dökülmez diye. Böyle. Bunun da böyle dikenleri falan çıkıyor. Bunun çok yavrusu var. Mesela bu büyüdüğünde bunu yavrularından alıp biraz daha büyüdüğünde yavrularından çoğaltacağım. Bunu da bu şekilde. Bunu da çok seviyorum. Efendim bebeğim. Efendim. Anne. Efendim anneciğim. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Bu anne video kapatır mısın? Çünkü sinirleneceğim bir şey var. Bir sinirlenebilirsin. Neden? Çok kötü. Çınar telefonun ekranını kırmış. Sinirlenmiş, eliyle sıkmış ve gerçek ekran kırılmış. Ekran koruyucu da değil arkadaşlar. Gerçek ekranı kırılmış. Bana söylemeye de korkuyor. Söyledi. Ben ekran koruyucu kırıldı zannetmiştim ama gerçek ekranı kırılmış. Sıktırdığı için siniriyle. Ve artık Çınar'ın telefon macerası burada sona ermiştir. Telefonun ekranı böyle tutuyor. Oyun takıldı diye sıkmış. Artık neresinden sıktıysa ekran tam küçük bu kameranın olduğu yerden arkadaşlar tamamen çatlamış. Anne dedi videoyu kapatır mısın? Sana bir şey söyleyeceğim dedi. Kızacağım bir şey söyleyeceğim dedi. Kapattım gittim yanına ne oldu dedim. Telefon kırdım dedi. Nasıl? Ben geri attı zannettim. Sıkmış. Sonra ben yine önemsemedim. Hani dış ekranı kırılmıştır diye düşündüm. Sonra baktım ki gerçek ekranı kırılmış. Yani şu an kendime çok şaşkınım çünkü hiç sinirlenmedim. Sanki bir yandan da kurtulmuş gibi bir şey oldu. Hem kendi kırmış oldu. Hem de artık istese de oynamak için isteyemeyecek. Suçu var yani sonuçta. İsteyemeyecek. Bir yandan da iyi oldu. Hayırlısı olsun diyorum. Kırılsın. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani başka zaman olsaydı belki çok kızabilirdim ama bilmiyorum şu an hiç ama hiç sinirlenmedim de kızmadım da kurtulduk telefondan diyorum. Videomu da burada sonuna gelmek istiyorum arkadaşlar. Artık videomu editledim zaten. Bu son bölümde koyup dışa aktaracağım. Yüklemeye bırakacağım. Kendinize iyi bakın. Umarım beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur diyorum. Yarınki vlogda görüşmek üzere.